Dolu dolu bir videoya hoş geldiniz ama harbiden dolu. 26 tane yeni çıkan mobil oyuna göz atacağız ve online, offline karışık bir liste dostlar. Yani benden size tavsiye, sarmadan izleyin, oyunları kaçırmayın. Oyunlara geçmeden önce gameplay videolarını yayınlayacağım. Her gün bir mobil oyun kanalına da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğlenceli ve güzel oynanış videoları gelecek o kanala. Hemen sıradan şu oyunlara bir göz atalım. Hadi başlayalım. İlk oyunumuz Echoes of Magic konsept olarak bir mobil MMORPG olsa da birçok oyunun içeriği bu yapımda mevcut dostlar. Beta'dan beri oynarım hatta ayrıntılı bir inceleme videosu hazırladım. Yorumlara ve açıklama kısmına sabitledim bir göz atın. Echoes of Magic'te en çok hoşuma giden şey çok fazla sınıf ve yetenek çeşitliliği olması ve yetenekleri hibrit olarak kullanabilmemiz. Örneğin elinizde bir asa ile savaşçı yeteneklerini de kullanabiliyorsunuz. Yetenek tarzı aslında oynadıkça yetenek toplayabildiğiniz TFT tarzı oyunlara benzetebiliriz. PvP sistemi de, PvE sistemi de bana zevk verdi. Size de tavsiye ederim. İkinci oyunumuz Dislight. Yine özel olarak videosunu hazırladığım kaliteli sıra tabanlı bir RPG. İlgili videoyu yine yorumlara ve açıklama kısmına sabitledim. Dislight'ı özel kılan ilk şey Lilith Games yapımı olması. Bilmeyenler için Rise of Kingdoms ve AFK Arena gibi hit oyunları olan bir firma. Dislight ise kafa çalıştırıp strateji kurmanız gereken ve kahraman kombinasyonuna dikkat etmeniz gereken bir oyun. Sohbet ve arkadaşlık seçenekleri, full HD grafikleri ve animasyonları ve strateji analiz yapmanızı sağlayan özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yine sevdiğim ve tavsiye edebileceğim bir yapım. Üçüncü oyunumuz Undestroyed beta olarak yayınlanmaya başladı. Özellikle roguelike RPG sevenler için ideal bir yapım ki kontrolcüyle oynaması oldukça zevkli. Mobilde sık sık gördüğümüz decay roguelike oyunların aksine bu sefer gölge tarzında side-scroll bir yapım karşımızda ve bence oldukça hoş olmuş. Silah çeşitlerinin fazla olması, aksiyonun hack and slash tarza yakın olması uzun süre oynamanızı sağlıyor. Ama bazı bosslarımızın savaşları birazcık Souls esintileri olduğunu da gösteriyor. Benden söylemesi. Yani ilerleyen aşamalarda dümdüz kolay bir oyun beklemeyin. Şimdilik online bir yanı yok. Offline özellikleri bol. Dördüncü oyunumuz Gatherers bağımsız bir stüdyo olan Fun Monkey Games tarafından geliştirildi. Adamların 3 tane oyunu var ama üçü de arcade kafada. Gatherers en ciddi oyunları gibi duruyor. Şimdilik beta olarak yayınlandı ve offline olarak da oynanıyor. Bazılarınızın Play Store'unda görünmeyebilir açıklama kısmına tep tep linkini de bıraktım doğrudan online diyemeyiz. Daha çok co-op multiplayer seçeneğinin üzerinde durulmuş. Oyunda amacınız seçtiğiniz hayatta kalan ile dünyadan uzaylıları temizlemek ve 3 kişiye kadar da arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. Valla oyun görüntü olarak da mantık olarak da güzel duruyor. Ama geliştirilmesi lazım. Uzun süre oynamadım o yüzden net bir şey demek mümkün değil. 5. oyunumuz aşk küçük şeylerdedir. Şu ana kadar oynadığım en iyi gizli nesne oyunu. Aslında çok da gizli nesne oyunu oynamam. Belki daha güzeli vardır ama bu oyun insan huzur veriyor. Görsel anlamda, müziksel anlamda da sanat yönü ağır basan bir oyun. Yapbozları tamamlayarak boyamalar yapıyorsunuz ve görselin tam halini koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. İki ana karakterin aşk hikayesini dinlemek oldukça güzeldi. En güzel özelliği koleksiyonunuza eklediğiniz resimleri telefonunuza duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu tarz oyunları oynamayan birine mutlaka tavsiye ederim. 4.3 puanı aldırış etmeyin. Daha fazlasına hak ediyor. İnsanlar Türkçe dil desteği olmadığı için düşük puan vermiş. 6 Altıncı oyunumuz Arum ise benim çok sevdiğim Gris'e benziyor. Gris'e benzer olarak burada yarı kadın yarı çiçek bir karakteri kontrol ediyoruz. 2 de şiirsel bir yapım olarak tanımlamış firma bence de öyle. 49 liralık fiyatı biraz tuzlu. Sonuçta yeni bağımsız bir firmanın bu kadar yüksek fiyat çekmesi bence mantıksız. Ama ben hikayeli, animasyonları güzel ve dinlendirici oyunları çok severim derseniz kayda değer bir oyun. Toplamda 5 dünya var ve tüm bölümler elle çizilmiş. Çok uzun bir yapım sayılmaz ona göre indir sonra papaz olmayalım. 7. oyunumuz Rakun Unhappy yine değerli gördüğüm ve ayrı olarak inceleme videosu hazırladığım bir yapım. Yorumlara ve açıklama kısmına videoyu sabitledim. Mutlaka göz atın. Neden değerli diyecek olursanız şu sıralar favori firmam X Entertainment tarafından yayınlandığı için. Rakun Unhappy de rog like bir oyun. Bu sıralar bilgisayarda da mobilde de rog like çok fazla oyun görüyoruz. İyisini de oynamak lazım ve Rakun Unhappy de iyi olanlardan. Farklı özellikleri ve yeteneklere sahip kahramanlar birini seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz kahramanın tarzı gerçekten diğer kahramanlar ile neredeyse hiç benzerlik göstermiyor. Ve diğer kahramanları da sonradan oynamanız mümkün. Basit roguelike mobil oyunları gibi değil ve gerçekten ilk 30 dakikadan sonra bile zorluğunu hissedebilirsiniz. Özellikle boss savaşları çok zevkli. Oyunda gelişim ise yerden bulduğunuz farklı özelliklerinizi güçlendiren itemlar ile oluyor. Ve birkaç önemli boss savaşından sonra gelen yetenek arttırımı seçeneği ile ilerliyor. Vallahi beni sardı. Siz de bir göz atın ama şimdilik sadece tep tep üzerinde. 8. oyunumuz Wild Arena Survivors bilgisayar ve konsol oyunları ile büyük hayran kitlesi olan dev firma Ubisoft'un yeni mobil battle royale yapımı. Ama izometrik açıdan oynanan bir mobil battle royale. Genel hatlarına baktığınız zaman kahraman tabanlı MOBA dinamikleri hakim. Valla ben bu tarzı severim ama genel oyuncu kitlesi pek sevmez. Ayrıntılı olarak incelemek isterseniz hazırladığım gameplay videosu yorumlarda ve açıklama kısmında var. Örneğin buna benzer ama ama daha çok RPG özellikleri ağır basan Survival Heroes tutmadı. Firmalar nasıl bir araştırma yapıyor da bu tarz oyunlar çıkartıyor çok garip. Üstelik Ubisoft sürekli birbirine benzer oyunlar yapmak ile meşhur bir firma. Valla o kadar burada eleştiriyorum bir de oyun tam sürüm olarak yayınlandığında tutarsa çıldırırım. 9. oyunumuz Encycle vs daha önce görmediğim bir tarza sahip. Oyunun bağımsız geliştiricisini de daha önce hiç görmedim. Aksiyon ve roguelike tarza hitap ediyor gibi ve gördüğünüz şekilde pixel tasarıma sahip. Ben şans vermeyi tercih ettim ve oynadığım birkaç saatte cidden beni sardı. Yani yeteneklerim ve saldırılarım arasında çok fazla seçenek var. Aksiyon tarafının nereden aldığını oynarken anlıyorsunuz. Hızlı düşünmeniz, hızlı kararlar vermeniz gereken bir yapım. Genel anlamda offline olarak ilerlese de kendinizi diğer oyuncularla ile çevrim içi maçlarda da deneyebilirsiniz. 10. oyunumuz Relic Hunter Netflix oyunlarının en yenisi. Oyuna kötü demeyeceğim ama ne zaman şöyle Netflix'ten büyük bütçeli bir oyun göreceğiz gerçek? merak ediyorum. Gördüğünüz gibi izometrik açıdan oynanan nişancı RPG türünde bir oyun. Looter shooter desek de yanlış olmaz. Çünkü bu oyunda canavarlardan düşen eşyaların önemi çok büyük. Oynadıkça gelişme mantığından dolayı sürekli olarak daha iyi eşyalar bulmak zorundayız. Ama offline olduğu için PVP rekabeti yok. Hikayesi güzel ama oyunun çeviriyi düzeltmesi lazım. Şimdilik oynanabilir 4 kahraman ve bu kahramanların da kendine has bir tarzı var. Sonradan da yeni kahramanlar geleceğini zannet Birkaç saat öylesine takıldım ama daha iyileri var olduğu için devam etmemeye karar aldım. Netflix e aboneliğiniz varsa bir deneyin. 11. oyunumuzda Apex Legends Mobile. Yıllardır beklenen an sonunda geldi dostlar. Ben de iki tane video hazırladım. İzlemek isterseniz açıklamaya ve yorumlara sabitliyorum. Performans konusunda bence neredeyse sorunsuz bir çıkış yaptı. Ve Apex Legends gibi hızlı dinamikleri olan bir oyunun nasıl mobilde oynanacağı merak konusuydu ve hiç problemde olmuyormuş. Gayet de rahatça oynanmıştı. Inanıyor. Ama bence PUBG Mobile kadar popüler olmayacak. Çünkü dinamikleri ve tarzı o kadar basit değil. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. 12. oyunumuz Mythic Legends aynı Team Fight Tactics kafasında bir oyun. Onun dikey hali gibi düşünün. Tabi TFT kadar kaliteli değil. Kendine has dinamikleri var. Ana kahramanınız oluyor ve onun yanına oyunda destenizden rastgele gelen kartları kullanarak savaşçılar çağırıyorsunuz. Normal savaşçıların yanında büyük kartları da mevcut. Yani beni sardı. Özel Özellikle düşük özelliklere sahip telefonları olanlar mutlaka denesin. Son olarak kartlarınızı geliştirmek için de yine o kartlardan toplamanız lazım. Yani günün sonunda biraz pay to win olabilir. 13. oyunumuz Special Group 3 beta olarak yayınlanmaya başladı. Serinin ikinci oyunu çok fazla seviliyordu ama galiba 3. oyun o kadar popüler olmayacak. Bir tane gameplay videosu hazırladım mutlaka onu da izleyin. Açıklamaları ve yorumlara bırakıyorum. Genel anlamda offline ve online oynama seçeneğinin olması güzel. Grafikler de kötü değil ama bir FPS oyundaki en önemli şey olan silah atış hissiyatı ve efekti biraz vasat. Umarım tam sürümde daha iyi olur. 14. oyunumuz Gunfire Reborn Roguelite FPS ve RPG dinamikleri bir arada sunan tatlı bir oyun. Seviye seviye ilerleyen sisteminde farklı özelliklere sahip kahramanlar ve çok fazla çeşide sahip silahlar ile oynamak mümkün ki gerçekten eğlenceli olduğunu söylemem lazım. Düşürdüğünüz eşyaları kullanabilirsiniz ki bu çok önemli çünkü sadece normal zorluktaki canavarlar ile değil bosslarla da karşılaşacaksınız. Bu arada ilk olarak 18 Kasım 2021'de Steam için yayınlandı ve Steam fiyatı da 78 TL. Mobil fiyatı tabii ki daha pahalı 100 TL. Yani bu fiyata değer mi bilmiyorum ama arkadaşlarınızla 4 kişiye kadar oynamaya imkanda da sunuyor. 15. oyunumuz Three Kingdoms Legend of War uzun bir süre beta'da kaldı ve sonunda tam sürüm olarak yayınlandı. Bu oyun türünü bir ara Enis Kirazoğlu baya eleştirmişti. Çünkü bu türe sahip oyunların en belirgin özelliği tek kişiyle yüzlerce düşman birkaç darbe ile yok edebiliyoruz. Ve bu bana biraz tuhaf geliyor. Ama sevenleri var. Özellikle Asya'da çok farklı tarzda 3 krallık oyunu mevcut. Three Kingdoms Legend of War'da biraz MMORPG esintisi var. Çünkü PvP ve ortak boss savaşları gibi diğer oyuncular ile de etkileşim halinde yapılacak içerikler de mevcut. 80'den fazla Çin efsanesi kahraman da eklenmiş. Valla ben uzun süre devam edemem. Ama çılgın efektleri ve bir anda 200-300 kişiyi tokatlamak istiyorsanız deneyin. 16. oyunumuz Roadmulti Multiplayer 2022 Türk yapımı açık dünya konseptine sahip bir araba oyunu. Online ve offline oynama seçenekleri bulunuyor. Grafiksel anlamda muntazam diyemem ama düşük sistemli telefonlarda sorunsuz çalışıyor. Genel araç dinamikleri de muntazam değil. Yani bu tarz oyunların iyisini oynadığınız zaman bağımsız yapımlar gözünüze batabiliyor. Ama kesinlikle kötü değil dostlar. Şans verilebilir. Araç seçenekleri fazla ve modifiyenin de türlüsünü yapmanız mümkün. 17. oyunumuz Hot Lab League çok çılgın bir firma tarafından yapıldı. Bağımsız geliştirici Ultimate Studio oyunun betasını ücretsiz yayınladı ve sonra oyunu 15 dolardan satışa sundu. Cidden çılgınlar kafayı yemişler. 15 dolarlık bir oyun değil dostlar. Hadi sen öyle bir firmasın diyelim. 5 tane oyunun var ve sana güvendik. 15 dolar verdik. Ulan şu anki haline nasıl 15 dolar verelim? Tamamen online bir oyun değil. Başkalarının haritalarda bıraktığı skorları geçmeye çalışıyoruz. Yani bir nevi hayalet yarışı. Ciddi gerçekçi grafiklerinin yanı sıra daha arke ve renkli bir tasarım kullanılmış. Oyunun en belirgin özelliği 150'den fazla parkurun bulunması. Ve bu parkurlar düz yarış parkurları değil. GTA 5 Online'da olduğu gibi akrobatik parkurlar. Deneyen olur mu bilmem ama sonuçta yeni bir oyun o yüzden listeye ekledim. 18. oyunumuz Down de uzun süredir erken erişim olarak yayınlanıyordu ve sonunda tam sürüme geçti. Galiba oyuncuların beklediği bir oyun olmadı çünkü Google Play puanı 2.6 Galiba ben de oyuna yorum yapan arkadaşlarla aynı fikirdeyim. Dungeon Hunter ve Blaze Bond kafasında bir oyun olmuş. Sadece 3 tane sınıf mevcut ve PvP olarak da 1 vs 1 AFK arena mevcut. Bu da oyunu çok standart yapıyor. Şahsen 1 saatten fazla katlanılacak gibi durmuyor. Ama tabi renkler ve zevkler farklı. Belki siz seversiniz. 19. oyunumuz Total War Medieval 2. Bilgisayarda çok sevilen bir strateji oyunu. Hem de gerçek zamanlı ve cidden kafa yormanız gereken bir oyun. Sonunda mobile de geldi ki türünün en iyi örneklerindendir. Firmayı tebrik ederim. Destekledikleri cihaz ve gereksinimleri kadar her şeyi paylaşmışlar. Orta çağ zamanında geçen bu oyunda 17'den farklı krallığın kilidini açabilir ve detaylı planlar yaparak ait olduğunuz krallığı geliştirebilirsiniz. Sadece gerçek zamanlı savaşlar da değil, oyunun içerisinde diplomasi bile var. Ajanlardan tutun, ticarete kadar her şey mevcut. 115 TL gibi bir fiyatı var ve bence hak ediyor. PC'de çok daha ucuza oynayabilirsiniz haberiniz olsun. 20. oyunumuz Project Drift 2.0'da yine beta olarak yayınlanan ve yenice tam Sürme geçen oyunlardan biri kartun tasarımını ve karikatür gibi efektlerini ben gerçekten sevdim. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar listesi yaparsam mutlaka bu oyunu da eklerim. Çünkü online olarak oda mantığı mevcut ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Tabi her zaman online oynamak zorunda değilsiniz. Kendinizi sınayabileceğiniz kariyer modları mevcut. Detaylı araç özelleştirme seçenekleri var. Oyunun en büyük iddiası da bu yönde sınırsız araç tasarımından bahsediliyor. Valla dostlar benden geçer notu aldı. Puanlara bakılırsa deneyin nerede memnun. 21. oyunumuz Catalyst Black sonunda ülkemiz ve Avrupa'da yayınlandı. Bir süredir Amerika'da oynanıyordu. Hatta ben de listelerimde bahsetmiştim. Bilmeyenler için hatırlatayım. Bir zamanların en iyi mobil mobası Vainglory'nin geliştiricileri olan Super Evil Mega Corp tarafından geliştirildi. Ama galiba Vainglory ile aynı kaderi paylaşacak. Çünkü birçok kişi oyunun pay -to -win olduğunu söylemiş ki bu konuda biraz haklılar. Ama bence oynamaya engel değil. Bir diğer eleştiri konusunda insanlar garip bir şekilde Veng Singular'ı kıyaslamış. Yani doğrudan Katalist Black'e MOBA demek bile doğru olmaz. Bu iki değerlendirmeyi göz önünde bulundurmazsak oynanmayacak bir tarafı yok. 22. oyunumuz Street of Rage 4 gerçekten çok sevilen bir dövüş oyunu. Ben özellikle oyunun grafik tasarımına bayıldım. Yine bir dipnot düşelim oyunumuz 30 Nisan 2020'de Steam'de yayınlandı. Biz yeni mobilde oynuyoruz ama bu sefer mobil fiyatı Steam'den daha ucuz. Harcayacağınız en iyi 22 lira olacak güvenin bana. Çünkü güzel bir hikaye sunuyor, co-op oynama imkanı sunuyor ve bence oyunun tasarımı da harika. 2020 yılında en iyi aksiyon oyunlarına aday gösterildi. Ara ara indirime giriyor. Belki daha ucuza da alabilirsiniz. 23. oyunumuz Infinity Master. Ben hikaye istemiyorum. Sadece pataküte canavarlar doğrayıp bosslara kılıç saplamak istiyorum diyenler için ideal bir oyun. İzometrik açıdan oynanan ve aksiyon RPG türünde bir yapım. Klasik RPG'lerde olduğu gibi farklı modların yanı sıra zindan paleti sunuyor. Sürekli olarak değişen zindanlarda silahınıza göre farklılaşan kombolar ile en iyisi için verdiğiniz bir mücadele ötesi yok. 24. oyunumuz Navi Worldda savaş oyunlarıyla tanıdığımız XD firması tarafından geliştirildi. Yani yeni bir gemi savaş oyunu daha. Diğer benzeri oyunlardan bir farkı var mı? Bana soracak olursanız çarpışma fizikleri haricinde çok da bir şey yok. Ve sorunlu bir başlangıç yaptı. Şu an son durum nedir bilmiyorum ama ilk etaplarda oyuna girmek de indirmek de ölümdü. İyi firmaların iyi gemi savaş oyunları varken şimdilik Naviboard tercih edeceğim bir oyun değil. 25. oyunumuz counter strike benim betasında da çok sevdiğim kolektif bir RPG. Anime tasarımına sahip ve özellikle kahramanlar ile yetenek animasyonlarının modellemeleri çok güzel. Strateji yönü de anlattığı hikayede kendini oynattırıyor. Amacınız dünyayı etkisi altına alan bozulmuş yaratıklara geldikleri boşluğu geri yollamak. Bunu yaparken de seçilmiş kişilerden oluşan takımınızı kuruyorsunuz. Kaça sistemi olduğu için kahramanların nadirlikleri ve seviyeleri önemli. Son oyunumuzda yıllardır beklediğimiz Diablo Immortal oyun hakkında detaylı bir ilk bakış videosu hazırladım. Yorumlara ve açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Mutlaka izleyin dostlar. Ve bundan sonraki Diablo Immortal videoları da her gün bir mobil oyun isimli yeni YouTube kanalıma gelecek. O kanalda gameplay videoları yapacağız. Liste videoları olmayacak. Oraya da şimdiden abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse kısaca Diablo Immortal'dan bahsedelim. Oyunumuz MMO Aksiyon'a RPG. Yani bildiğiniz fabrikasyon MMORPG'lerden farklı olarak kendine has ciddi bir yapısı var. Diablo 2'den biraz sonra, Diablo 3'ten biraz önce bir hikaye anlatımı mevcut. Oyunun ben tüm her şeyini çok sevdim. Bazı optimizasyon problemleri var. Tabii ki oyunu sevmeyenler de olabilir. Onlara da kesinlikle saygı duyuyorum. Ama şu an onun ayarında bu tarz bir izometrik MMORPG yok dostlar. Yani bilgisayar versiyonunda tamam Lost Ark'la yarışamaz. O konuda bence kesinlikle konuşmamızın bir anlamı yok. Lost Ark bilgisayar versiyonu konusunda çok daha iyi ama yapacak bir şey yok. Mobil oyun olarak Diablo Immortal Bence en iyi seviye oyunlardan biri dostlar. Siz de kendi görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Aşırı yoruldum. Harbiden uzun bir liste oldu. Oyunların hepsini tek tek oyna, anla, sonra video hazırla. Eğlenceli olduğu kadar da yorucu. Ama bir beğeni, bir yorum, bir de aboneliğe tüm her şey gider. İzlediğiniz için teşekkürler. Birazdan Monster Pusat aksesuarları ile alakalı bir tanıtım gelecek. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu videomuzda destekçimiz bir Monster Note markası olan Pusat, işlerini başarıyla gerçekleştirmek isteyenlerin performans canavarına ihtiyacı olduğu gibi, onu projelerinde üst seviyeye taşıyacak, uzaktan eğitim ve çalışma deneyimini tamamlayacak ekipmanlara da ihtiyacı var. Pusat ürün yelpazesindeki yüksek kaliteli ekipmanlar her profesyonelin ihtiyacına cevap verecek genişlikte. İster Pusat Ergo Wireless Mouse, ister Pusat Business Pro Steel Keyboard olsun, Pusat aksesuarları zarif ve kullanışlı olmasıyla işlerinizde size her zaman destek olur. Ayrıca ömür boy bakım garantisiyle Monster Notebook kullanıcılara uzun yıllar eşlik edecek ve profesyonel iş hayatında kullanılacak ekipmanlar sunuyor. Pusat evden çalışan profesyonellere desteğini hiç kesmiyor. Soho yani small office, home office ürünleriyle evden çalışan ya da kendine ait bir çalışma alanı oluşturmak isteyen profesyoneller de Pusat ürünlerini tercih ediyor. Tıpkı Arion 32'nin Avrupa'da Amazon Choice yani Amazon'un seçimi olması gibi. Yani Monster Notebook ailesinin bu fertleri sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük bir rağbet görüyor. En çetin işlerde bile sizi memnun edecek ekipmanlar şimdi çalışma alanlarınızı da süslüyor. Pusat ailesine katılan Pusat Wave aktif gürültü engelleyicili kulaklık, Pusat Business Pro Mouse ve klavye ile birlikte Bukra V1 Max gibi hem suya dayanıklı hem de toplantılarınıza kalite katacak aksesuarları hemen keşfetmek için monsternotebook.com.tr adresini hemen ziyaret edin.